hafta sizleri ülkemizin en önemli tarih ve kültür merkezlerinden Tarsus'a götürüyoruz. Tarsus'ta bu yıl 11.si düzenlenen Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları yine Türk dünyasının büyük buluşmasına sahne oldu. 15 ülkenin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden şairler ve aşıklar 4 gün boyunca unutulmaz bir kültür şölenine imza attı. Şimdi bu etkinlikten renkli görüntülerle baş başa bırakıyoruz sizleri. Evliyalar ve Enbiyalar Diyarı Tarsus, 10 bin yıllık tarihiyle Anadolu'nun en eski yerleşim bölgelerinden. Bu yönüyle medeniyetlerin buluştuğu bir merkez olmasının yanı sıra, İpek yolunun da geçiş noktalarından biri olan Tarsus, tarihi ve kültürel zenginliğiyle geçmişten gelen önemini günümüzde de sürdürüyor. ...11. Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları Tarsus'ta bu akşam başlıyor. Türk yurtlarından, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Tataristan'dan... ...tüm Türk yurtlarından aşıklar, ozanlar geldi. Türkiye'nin de önemli isimleri, aşıkları ve ozanları burada buluştu. Uluslararası 11. Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları'nın ilk gününde yörenin şairleri ve aşıkları sahne aldı. Türk dünyası bir araya gelirken gönüllerini birleştiriyor, Türk diline sahip çıkıyor, kendi değerlerine sahip çıkıyor, Karacaoğlan'a sahip çıkıyor ve Türkçeyi yaşatmak için Türkçeyi anlamına uygun bir şekilde birlik, dirlik, bütünlük ruhuyla süslemek için gayret gösteriyor. Bu düşüncelerle Türkçemizi yaşatan siz değerli konuklara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gecede şairler şiirleriyle, aşıklar sazları ve türküleriyle kahramanlık eserlerini seslendirerek davetlileri unutulmaz anlar yaşattılar. Kim ki vatan için etmişse zahmet, bu yolda ölene binlerce rahmet, bin kere rahmet. Gece Rusya Federasyonu, Kabartay Balkar Cumhuriyeti, Nalçık Şeker Eliya Kafkas Dans Grubu'nun gösterileriyle alkışlar arasında son buldu. Etkinliğin ikinci gününde ise 15 ülkeyle Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen konuklar belediye meclisi salonunda ağırlandı. Burada kent hakkında bilgilendirilen konuklara ilçeyi tanıtıcı broşür ve çeşitli hediyeler verildi.
şiir akşamları organizasyonu şey hissettim, coğrafisi daha genişledi. Mesela eskiden Kırgızistan yoktu, Kırgızistan değil oldu. Kazakistan yoktu, Kazakistan değil oldu. Hep Türk dünyası daha fazla genişledi. Kaynar selamlar Türkiye'ye. İzgi Türkiye yeri. Güller itip atıp oltursun. 12. festivalde ostraştırga yazsın. Allah versin. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tarsus cerinimin birinci gelişim. Анан мен айтып кетишим керек, Тарсус шаары өзүнчө тарыхы бай шаар экен. Кече биз шаарды айланып чыгып, көп тарыхый жерлер менен таанышып чыктык. Мен айткым келет эле, Тарсус шаары жөнүндө азыр бизден Кыргызстанда Жалал Абад областында маалымат азыр жакшы барып атат. Себеби Тарсус шаары биздин област менен жанагы болуп атат. Каражоолан önemli bir şahsiyet. Türk dilinin, yani bir karşılaştırma yapılırsa dünyanın protokol dili olarak konuşulan İngilizcenin, İngilizler derler ki bizim Shakespeare'imiz yeter bize dünyada, çünkü Shakespeare var. Karacaoğlan da Türk dilinin, Türk kültürünün Shakespeare'idir. Dilimizi en iyi şekilde, en duru şekilde kullanan bir insandır. Dostum bir an ettin benim bağımı. Kırdım dallarını, yoldum gülümü. Bu görüntülerde uluslararası Karacaoğlan Şelali Şiir Akşamları'nın ikinci gününde. Buyursun dertliler dertanesine, yazmışım derdimi fermana benzer. Gecede ozanlar sazları ve sözleriyle unutulmaz bir şiir akşamları yaşattılar. Elazığ'da çay da çera, Elazığ'da çay da çera, Erzurum'da bar meydanı, bar meydanı, bar meydanı. Hey, bar meydanı, oğul bar meydanı. Gecede Aşık Temel Turabi'ye Karacaoğlan Halk Şiir Ödülü verildi. Ordular yürüdü sarı kamışa, ordular yürüdü sarı kamışa, sakin bir üzerim Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşkın beni deryalara daldırır, aşkın beni deryalara daldırır. Bir de ağlatır da bir de güldürür. İster ağlat eder ister öldürür. Aşık Veysel kapısında bugün. Haydi haydi Türkiye, duracak zaman değil. Bütün millet el ele, el ele, el ele. Ayrıca gecede aşıkların atışması ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Korkmaz yürek yakmış sevden ateşe, onun için içinde kalmamış neşe. Türk dili denilen kardeş başkanım bu nişe, 11 yıldır barmağına kurbanım, aman kurbanım. Türk dilinde koymuş kardeş bunu işe, başkanımın barmağına kurbanım, aman kurbanım, kardeş kurbanım. Ah divanı da deli gönül divanı, Necdet Ozan seviyorum meydanı. Taşlıova yetiştirmiş ikanı, usta olmuş çırağına kurbanım. Taşlıova yetiştirmiş ikanı, usta etmiş çırağına kurbanım. Kurbanım da benim ağam, kurbanım. Sadece bölgenin değil, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Dolayısıyla geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan bir kentte birçok medeniyetin yaşaması, ev sahipliği yapması, burada yaşayan medeniyetlerin buluşma noktası olarak adlandırılabilir.
Tarsus'u biz tanımlarken dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin buluşma noktası diyoruz. Tabii bin küsür yıldır da burası bir Türk ve Müslüman kenti. Karacaoğlan bir tutkal, bir çimento, Türk kültürünü gerçekten her yönüyle yansıtan önemli bir kişilik. Dolayısıyla yöremizin insanı olması, Tarsus'la ilgili, Tarsus'un köyleriyle ilgili bazı deyişlerinin olması Karacaoğlan'ın bu bölgede uzunca bir süre yaşadığını gösteriyor. Önemli olan Karacaoğlan'ın nerede doğduğu değil, mezarının nerede olduğu da değil, bulunduğu, yaşadığı bölgelerle ilgili ortaya koyduğu güzellemelerdir. Herkesi Tarsus'a davet etme adına gez dünyayı, gör Tarsus'u, iç şu berdan suyundan, evliyası, enbiyası, şühedası, peygamberler soyundan, kuzeyinde Toros Dağı, Eshab-ı Kehf, güneyinde Akdeniz, işte böyle dünya kenti, şirin, güzel Tarsus'um diyorum. Teşekkür ediyorum. Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları etkinliği çerçevesinde bir de Karacaoğlan konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumu hazırlayan Ahmet Bey var yanımızda. Karacaoğlan'ı bir de sizden dinleyelim. Halk edebiyatında, aşıklık geleneğinde çok önemli bir yeri var. Bugün yüzyıllar geçmesine rağmen Türk halkının kalbinde yaşıyor. Eserleri söyleniyor dilden dile, telden tele. Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları'nın 4. ve son gecesindeyiz. Karacaoğlan Şelale Parkı'nda gerçekleşen programın son gününde yurt dışından davet edilen şair ve aşıklar sahne aldı. Şiire doyduk böyle güzel bir manzaranın yanında, çok güzel bir şelalenin yanında. Emeği geçen bütün herkese, başta belediye başkanımıza, bütün emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Tarsus şehrim, bugün bayram, birleştirip Türk halkının bütün bayram. Selam ile biz de geldik akşamlarga. Alatoluk akkalbak kırgız kalkın, Alatoluk akkalbak kırgız kalkın. Güzel bir program oldu, hep birlikte gördük yani, güzeldi. İnşallah bu programlar daha güzel güzel devam edecek inşallah. Burada şiir okuyanlar, kopuz çalanlar, bağlama çalanlar, Türk dünyasının en batısından en doğusuna kadar bütün
Türkçenin hizmetkarlarıdır. Bu etkinlik artık kurumsallaşmış bir etkinlik. Her yıl daha da gelişerek, daha büyük katılımlarla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla ülkeden katılımcılarla Türkçemize sahip çıkacağız ve daha fazla şairi Tarsus'ta ağırlamaktan da mutluluk duyacağız. Gecenin finalinde ise şair ve ozanlara plaket ve teşekkür belgeleri verilirken hatıra fotoğrafı çekildi.